Gençler selam, ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Geometri kampımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgende açılar 2 dersindeyiz. Gerçekten bugün üçgende açıların bilmemiz gereken temel soruların hepsini öğreneceğiz. Gel, fazla bekletme bizi hocam. Hemen sahnemizi çevirelim ve özellikle başlayalım. Birincisi, bir ikizkenar üçgende AB, AC uzunluğu birbirine eşitse bunların taban açıları da birbirine eşitti. Buradaki açı 10 derece ise buradaki açı da 10 derecedir. Burası 20 derece ise burası 20 derecedir arkadaşım. Unutma, iki çizgiyi görüyor. Unutma, iki çizgiyi görüyor. Yani bu iki çizgileri gördüğü için bunlar birbirinin tıpatıp aynısı. Lütfen ama lütfen sen buna bakacaksın. Bazen ikizkenarlıkları yerleştiremiyorsun. Mesela diyorsun ki hocam burası 70, işte burası 70. Tamam, bu 72 çizgiyi görüyor da bu 72 çizgiyi görmüyor ki güzel insan. Lütfen ama lütfen onlara da dikkat edeceksin. Yani ikizkenar üçgende açıları yerleştirirken önemli bir şey var. Buradaki eşitlikleri gören açılar eşit. Mevzu bu şekilde. Geldim hemen birinci sorumla başladım. Ne yapacaksın? Hemen sana şunu öğreteyim. Açı yerleştirmeyi öğreneceksin. Çok önemli. Birinci soru yeni başlayan arkadaşlar için çok önemli. Açı yerleştirmeyi öğreneceğiz. Burada BCE bir üçgen. EBA noktaları doğrusal. Şunlar doğrusalmış. Yani buranın tamamı 180. Ve alfa da kaç diye bana verilmiş. Bak burada 3 tane de eşitlik var. Gördün mü eşitlikleri? Hemen geldim, onları da gördüm. Şimdi güzel insan, yapacağımız hamleden bahsedelim. Burası neymiş arkadaşım? Buraya tabii ki eşitmiş. Aynı şekilde buraya da eşitmiş. Ben şimdi geldim, buradaki açıya x dedim. Açı yerleştiriyorum, lütfen bendesin. Buraya geldim, x dedim. Tamam, şimdi dikkat, 2 tane İç açının toplamı komşu olmayanın dışıydı. Bir önceki derste öğrettim sana bunu. O zaman şurası 2x. Hemen geldim buraya 2x yazdım. 2 çizgiyi 2x görüyor. Diğer 2 çizgiyi de 2x görecek. Şimdi soru bitti. Neden hocam? Canım benim bak hemen geldim. Buradaki şu üçgen hatta göstereyim. Şu büyük üçgeni gördün mü? Gördük hocam. İki tane iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani şuradaki 120 dediğin şey aslında 3x'e eşittir. O zaman 3x 120 ise aradığın x değeri buradan 120 bölü 3'ten 40 geldi. Burası 40 çıktı. Burası 40 çıktı. 80 yaptı. 180 olması için 100 olur. Ya da hemen 2 çarpı 40'tan burası 80. Doğru açıdan dolayı burası 100 olmak zorunda. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle B şıkkı çıktı. Güzel insan. Geldim hemen ikinci soruma. Şimdi ikinci sorum yine açı yerleştirme sorusu. Yeni başlayan arkadaşlar için önemli soruların başında geliyor burada. ABC bir üçgen. Hemen geldim onu vurguladım. Bir eşitlik burada verilmiş. Bir eşitlik burada verilmiş. Geldim bu eşitliği gösterdim. Geldim bu eşitliği gösterdim. Hemen rengimizi değiştirelim. Bir eşitlik burada var. Bir eşitlik burada var. Tamam. Peki bundan sonra şurası 105 derece verilmiş. Hemen orayı gösterdik. Alfa da istenmiş. Çok basit. Sakın ama sakın korkmayın. Lütfen bak. Geldim şuraya A yazdım. O zaman iki çizgiyi gördüğü için diğer iki çizgiyi A görecek. Hemen geldim yazdım. Yılan sembolünü burada B görüyor. Geldik hemen yazdık. Bazılarının belki de iki olabilir. S'yi burada B görüyor. Geldik hemen yazdık. Bunlara S diyelim artık. Şimdi burada benim dikkatimi şurası çekti. Bu ikisinin toplamı ve şuradaki 105'in toplamı 180 olacak. Geldim 105 artı A artı B eşittir 180 yazdım. A ile B'nin toplamı buradan 75 çıktı. Şimdi buraya kadar her şey normal. A ile B'nin toplamı 75 ise hemen seninle geldim. Büyük üçgene odaklandım. Hem Galatasaraylıların gönlü olsun hem Fenerlilerin gönlü olsun. Burada sarı kırmızı sarı laciverti çıkarttık. Büyük üçgende alfa var mı? Var. A var. B var. Bunların toplamı yine 180 mi? Evet. Sen soruda A ile B'nin toplamını bak kaç buldun? 75 buldum hocam. O zaman gelip buraya 75 yazabilirsin. Alfa ile 75'in toplamı 180 derece ise
Alfa buradan 105 derece geldi. Cevap C şıkkında. Beğenmeyi unutma burayı. Şimdi geldim hemen buradaki soruma. Bu sefer ne yapacağız? Uzunluk yerleştirmeyi öğreneceğiz. Uzunluk yerleştirmeyi. Bak burada ne yapmış? Bir eşitlik vermiş. Bir eşitlik böyle göstermiş. Burada var ama bazısı bak çok alakasız yerde. Gördünüz mü? Buradakini tamam kullanabilirsin ama burayı kullanamıyorsun. Onlara takılmayacaksın. Şimdi geldik bir eşitlik de burada verilmiş. Bu açı 40 derece. Bizden alfa istenmiş. Bak güzel insan. Hemen buradaki ifadeye A dedim. O zaman burası da A oldu. Burası da A oldu mu oldu. Geldim S harfine B dedim. Geldim S harfine B dedim. Nur topu gibi o kadar güzel bir ikizkenar üçgenimiz oldu ki bak dikkat. Şurası A artı B çıktı bak. A artı B. Şu kenarın toplam uzunluğunu sana sorarlarsa A artı B unutma. Şimdi geldim hemen buraya baktım. Burası da neyi çıktı? Orası da A artı B çıktı. Bak dikkat ettin mi? O zaman bunlar eşit. Tepe açısı da 40 derece. Burası noktaysa burası da nokta. O zaman 180'den geldim 40'ı çıkarttım 140 kaldı. 2'ye böldüm. Burası 70, burası 70. O zaman şurası kaç? Burası 110. Çünkü 180'e tamamlıyor. Burada bir ikizkenar üçgenlik var. Çünkü göstermiştik. Bak A'ya A. O zaman 180'den 110 çıkartırsan 70 kalır. 2'ye böldüğün zaman burası 35, burası 35. Şimdi geldim. Hemen üçgenin iç açılar toplamından gidebilirim. Ya da 35'i buraya taşıyıp 2 iç 1 dış diyebilirim. Yani nereden yaparsan yap sonuç aynı olacak. Ben üçgenin iç açılar toplamını kullanacağım. O zaman 70, 35 daha 105 yaptı. 180 olması için elimde bir 75 olması lazım. Alfa dediğin 75 geldi. Ya da tekrar söylüyorum ikinci yol burası 35. Üçgenin İki iç açısı komşu olmayanın dışıydı. 40 artı 35, 75. Mantık bu. Şimdi geldim. Hemen çok güzel bir özelliğe, mükemmel ötesi bir özelliğe. Biz buna kayı özelliği diyoruz. Ben kendim böyle söylüyorum. Birincisi buradaki I dediğin şey aslında ikizkenarlık. Tabii ki böyle kayı gibi oluyor ama kayı ikizkenar. Buradaki Y yükseklik. Geldim hemen yazdım yükseklik. Buradaki A tabii ki açıortay. Buradaki K ise kenarortay. Arkadaşlar, ikizkenar üçgende bakın bir ikizkenar üçgende geldim hemen onu gösterdim. Senin indirmiş olduğun çok önemli. Bak senin indirmiş olduğun yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay. Efsane bir şeydir bu bak bu efsane. Şimdi diyelim ki burada bir özet göstermek istiyorum sana. Çok önemli şeyler anlatacağım. Bir ikizkenar üçgenin var. Elinde bir de şuraya 90 yazmış. O zaman sen eksik olan parça şuraya eşitliği koyabilirsin. Buraya açıortayı koyabilirsin. Bak bu birincisi. Şimdi geldin diyelim ki senin elinde bir üçgen var. Burada yine ikizkenarlık gözüküyor. Ve burada bu sefer şöyle bir şey yapmış. Aşağıya şunu indirmiş açıortayı. O zaman sen gelip buraya dik diyebilirsin. Buraya gelip kenarortay yazabilirsin. Ya da geldin şöyle bir şey yaptın. Buraya 90 koydun. Bunlara eşit dedim. Bu en çok kullandığımız yer, yani varyasyonu. Şöyle tekrar söyleyelim. Bir yüksekliğim var ve buradaki tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman burası ikizkenar diyeceksin güzel insan. Şuraya gelip açıortayı yazacaksın. Lütfen bu 4 bilgiden ikisi varsa geri kalan 4'e tamamlayacaksın. Mesela elinde kenarortay, açıortay var. O zaman diyeceksin ki burada aynı zamanda yükseklik ve ikizkenarlık var. Geldin, şöyle yaptım. Bu sefer dedin ki elinde açıortay, yükseklik var. Diyeceksin ki hocam burada kenarortaylık var, ikizkenarlık var. Anlaştık mı? 4'te 2 olacak. Kesin olacak. Şimdi geldim. Hemen ifademe baktım. Buradaki ifadede ABC bir üçgen, diklik var. Burada elemanlar gösterilmiş. BD, DC'ye eşit. Tamam. Burada AE, AF'ye eşit. O da tamam. 40 derecem var. EFC'yi istemiş. Soru çok basit. Bak niye? Gördün mü? Burada bir yükseklik var. Tamam, hemen geldim şöyle kayı yazdım. Tabii ki bunu sen zamanla böyle direkt göreceksin. Şu an yeni başlıyorsun. Görmemen gayet normal. Bak, burada bir yüksekliğin var mı? Var.
Sonra kenar ortayın var mı? Var. Bak gördün mü? Kenarı iki eş parçaya ayırmış burası. Bura çok önemli. O zaman geri kalan eksik olan açıortaylık ve ikizkenarlık da var. Yani şuradaki açı açıortay ve bu üçgen bir ikizkenar üçgen. Geldim hemen bunu yazdım. İkizkenarsa burası 40'sa mecburen burada 40 olacak. Peki burası kaç oldu? Tabii ki açıortaydan dolayı 50'ye 50 geldim. Şurada sorunun başında S sembollerini gördük mü? Gördük. O zaman o üçgeni gel buraya taşıyalım. Tepe açısı 50 derece olan bir ikizkenar üçgen. 180'den 50 çıktı. 130. 2'ye böldün. Şurası 65. Burası 65. Burayı 180'e tamamlayan açı 115. Cevap D şıkkı. Geldik. Bir yudum su aldık. Ve geçtik. Eşkenar üçgende açı çok basit. Şimdi bakın eşkenar üçgende açıda sizin karşınıza şunu çok yapacaklar. Bak şunu sürekli gönderecekler. Gelecek şöyle bir şey yapacak sana. Bak şuraya eşitlik verecek. Buraya eşitlik verecek. Bu araya 60 derece yazacak. Bak burada sen güzel insan ne yapacaksın? Sürekli eşkenar üçgeni kovalayacaksın. Çünkü bir üçgende tepe açısı 60. Bunlar birbirinin tıpatıp aynısıysa burada 60 olmak zorunda, burada 60 olmak zorunda ve sakın ama sakın bak sakın ama sakın tekrar söylüyorum, yeniden söylüyorum, çok önemli bir yeri söylüyorum. Buraya gelip bu iki çizgiyi yazmayı unutmayacaksın. Lütfen bak bu iki çizgiyi yazmayı unuttuğun an belki ileride yeni oluşacak ikizkenar üçgenleri göremeyeceksin. Lütfen bak lütfen başta söylüyorum. Şimdi geldik şuraya. Muhteşem üçlüye tabii ki. Muhteşem üçlü ne? Arkadaşım bir dik üçgende senin indirmiş olduğun kenarortay buradaki bu ifadedeki uzunluğa eşit oluyor. Lütfen. Peki bunu başka bana nasıl soracak? Sana şöyle soracak. Buraya sığar mı? Çok güzel de sığar. Bak geldik. Senin karşına bu şöyle gelecek. Dap, biraz kötü oldu orası. Dur, hemen şöyle bir düzeltelim. Senin karşına şöyle gelecek. Burası, burası, burası birbirine eşit olacak. Sen gelip buraya 90 derece yazacaksın. Bak bu 90'ı sen yazacaksın. Sen yazacaksın. Unutma. Burası çok önemli. Lütfen şurayı not alıyorsun. Tamam mı? Geldin, şurayı not alıyorsun. Güzel insanlar, bunlar çok önemli. Şimdi geldik hemen burada sorumuza. Bak A, B, C, D dörtgen. Tamam. Burada eşitlik var. Hemen bak gördün mü? Burada eşitlik var. Bu eşitlik gösterelim. Bu eşitlik buradakiyle tamam böyle bir ikizkenar yaptırabilir. Yani ama işime yarar mı? Ondan sonra şurada 110 derece var. Burada 60 derece var. Alfayı sormuş. Ben sana ne dedim? 60 dereceyi gördün. Eşitlikleri gördün. Yapacağın ilk hamle tabii ki burayı birleştir. Birleştirdim. Burası 60 oldu. Burası 50 oldu. Burası 60 oldu. Hoca dediği şeyi unuttu kesin. Burası iki çizgi iki çizgi ise burada iki çizgi olacak. Neden? Çünkü eşkenar üçgen oldu. Senin şuradaki üçgenin eşkenar güzel insan. Burası, burası, burası birbirine eşit. İki çizgiyle görünüyorsa burada iki çizgi olacak. Şimdi ne oldu? Bak soruda yeni bir şey yakaladık. Burada iki çizgi iki çizgi yazdık. Bak ikizkenar üçgeni gördük. İkizkenar üçgende şöyle bir şey var. Tepe açısı 50 derece. Şunlar birbirine eşit. Burası alfa ise burada alfa. Bak geldim alfayı yazdım. O zaman 180'den 50 çıktı. 130. 2'ye böldüm. Cevap 65 Erzurum'da. Olay bu şekildeydi. Şimdi geldik hemen 6. sorumuza. 6. sorumuzda bak burada ABC dik üçgen dikliği göstermiş. Ne dikkatimi çekiyor? 90'dan kenar ortay atmış. Bak 90'dan kenar ortay atmış. Ben sana ne demiştim? Birincisi tabii bunu demedim. Hakkınıza girmeyelim. Şöyle bir şeyle karşılaşacaksın. 90 yazacaksın. Ya da şöyle 90'ı göreceksin, kenar ortayı göreceksin. Burayı sen tamamlayacaksın. Hakkınıza girmeyelim. Burada hemen geldim iki çizgiyi yazdım. Şimdi burası 50 çıktı mı? Evet çıktı. Nereden 50 çıktı? Bak iki çizgiyi görüyor.
İki çizgiyi görecek. 50. Peki şuraya kaç kaldı? 40 kaldı mı? Kaldı. Peki burada nur topu gibi bak bir ikizkenar üçgenim oluştu mu? Evet oluştu. Gösterelim tekrardan. Bak burada bir ikizkenar üçgen geldi. Tepesi 40. O zaman geri 180'den 40 çıkarsa 140 kalır. Burası 70 oldu. Burası 70 oldu mu? Evet oldu hocam. Şimdi dikkat. Tamamı 90'dı. 50 de burada var ve şurada 40 kaldı. Ya da bak buradaki ikizkenarlıktan bu 40'ı söyleyebilirsin. Her yerden söyleyebilirsin. Buraya geldim, 40 yazdım. Şurası 110 oldu. Şuraya da 30 kaldı. Ya da bu 30'u bulurken iki tane iç açının toplamı bir dış diyebilirsin. Geometrinin güzelliği bu zaten. Birden fazla alternatifi açık bir ders. Anlaştık mı? O zaman alfa dediğin değer 30 geldi. Geçtik 10. sorumuza. Bak şimdi bunu söylemiştim. Gerçekten bunu söyledim. Söylediğim şey şuydu. Burada farkında mısın? Mercedes-Benz'in böyle o muhteşem yıldızı gibi böyle parlıyor da. Muhteşem üçlü var. Burada geldik direkt 90'ı yazdık. Peki güzel insanlar. Ben size burada konu anlatım kısmında doğruda açılarda, üçgende açılarda bir özellikten bahsetmiştim. Kamikaze, yumruk yemiş üçgen gibi. Alttan böyle yumruğu vurmuşsun, içe geçmiş orası. Bu özellik neydi? Şurası A ise, burası B ise, burası C ise, şurası A artı B artı C geliyor muydu? Geliyordu. Bunları hatırlayın. Şimdi burada var mı ki o? Tabii ki var güzel insan. Hemen hallediyoruz. Bak şimdi. Geldin, o yapıyı burada hemen seninle birlikte inşa ettik. Bak gördün mü? Burada o yapı var. O zaman buradaki alfa ile 30'un bir de 20'nin toplamı 90 olacak. Mevzu bu şekilde. O zaman geldim. Alfa artı 30 artı 20 dediğin ifade 90 olacak. Şurası 50 geldi. O zaman 40 ile toplanmak zorunda. Alfa dediğin açı 40 geldi. Şimdi geçtik, hemen çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı çözemiyorum. 9. soruma. Bir piknik alanında 3 farklı kişinin uçurduğu uçurtmalar ve uçurtmaların doğrusal biçimdeki ipleri şekildeki gibidir. Buradaki DAB açısı, yani şu açı güzel insanlar, gösterelim tekrardan. DAB. Bu açı 20 dereceymiş. Hemen geldim 20 dereceyi yazdım. Tamam. Şimdi ne var? Bak AB, hemen şöyle iki çizgi yaptım. BD, bunu da geldim yaptım. DC. DC. Evet. Şurası birbirine eşitmiş. Peki BDC kaç derecedir? BDC. Yani benden şurayı istemiş. Tamam. Çok basit. Bak şuraya geldim, hemen 20'yi yazdım mı? Yazdım. Neden 20 yazdım? Çünkü iki çizgiyi görüyor. O zaman iki iç açının toplamı, iki iç açının toplamı komşu olmayanın dışı. Yani şurası. O zaman geldim. Buraya 40 yazdım. İki çizgiyi 40 görüyor. İki çizgiyi 40 görüyor. Geldim hemen yazdım. Şuraya da geldim. Tabii ki 100 dedim. Niye? Üçgenin iç açılar toplamı 180. Ben küçükken, tamam mı, böyle liseye gittiğim zamanlar en çok kafama şu takılıyordu. Tabii o zamanlar, yani benim lisede matematiğim 1'di. Bunu da söyleyelim burada. Ya iki çizgiyi burada 20 görüyor. Lan diyorum, burada iki çizgiyi 40 nasıl görür? Burası da kesin 20 olacak. Ya böyle, tamam mı, yeni başlamışız. Böyle amele gibi soru çözüyor. Sadece böyle, nasıl diyelim, sadece yerleştiriyoruz işte. Bir şeyler yapıyoruz kendimizce. Tabii bilmiyoruz, geometrimiz sıfır. En çok o kafama takılıyordu. Tabii belki şu an çok saçma bir şey. Ya hoca buna nasıl takılır diyenler olacak. Ama takılanlar da olacak. Onu da biliyorum. Lütfen ama lütfen, biz burada sadece bu iki çizgilerle oradaki açıları yerleştiriyoruz. Unutmayın, buradaki açı değerleri birbirinden farklı olabilir. Geldik en güzel yere. En güzel yer. Böyle bir sahnemizi çevirelim. Şimdi bakın, katlama konusunu öğreneceğiz. Katlama demek eşittir. Eşittir açıortay demek. Bol bol bize açıortay öğretecek. Bu birincisi. İkincisi, sen bir şeyi katladığın zaman, mesela aldın bunu, buradan katladın. Mesela bir çarşaf düşün, ortadan ikiye katlıyorsun, tamam mı? Orada katladığın zaman o uzunluklar değişmez. Anlaştık mı? Ya da ne bileyim, yani bir kağıdı düşünün. Kağıdı ortadan ikiye katlıyorsun. O katladığın zaman uzunluklar hiçbir zaman değişmez. Mesela
Bak şimdi ben sana gösteriyorum. Burada sen şu üçgeni alıyorsun. Bu DE'ye göre katlıyorsun. Tamam mı? Evet, katladık hocam. Burada bu BD var ya, bu BD. Bu güzel BD. Tek çizgi koydun ya. Burada ilk hamlen senin şu olacak. Bu üçgenin eski halini çiz. Eski halini çiz ki rahat edesin. Tamam, çizdim hocam. Bak buradaki BD şöyle ne yapalım? Güzel bir şekilde gösterelim ki çok tatlı olsun böyle. Kafanızda hiç soru işareti kalmasın. Şuradaki BD, bak bu BD aldın, ne yaptın? Şöyle gösterelim. Hop, çevirdim, buraya getirdin. Bak şimdi tekrar söylüyorum. Bunu aldın, çevirdin, buraya getirdin. Bunun neyi değişmedi? Uzunluğu değişmez. Lütfen ama lütfen bunu unutma. Burada uzunluk her zaman korunur. Çok önemli. Yani burası iki çizgi ise burada iki çizgi. Şimdi geldim. Seninle birlikte şuna bakıyorum. Ben buradakini aldım, döndürdüm, buraya getirdim mi? Getirdim. Bunun neyi değişmeyecek? Tabii ki uzunluğu değişmeyecek. Çok önemli. Çok çok önemli. Geldim, hemen buraya bunu koydum. Peki katlama neye eşitti? Hemen geldim, yazdım. Eşittir açıortay. Lütfen katlama gördüğün zaman açıortaylık kovalayacaksın. Buradaki şu açı açıortay oluşturur. Lütfen bura teta ise bura teta, şurası açıortay oluşturur. Burası beta ise burası beta. Bu açı da noktaysa bu nokta ne yapacak? Tabii ki gelip buraya taşınacak. Olay. Şimdi burada hemen zaten anlattığım şeyler var. Lütfen ama lütfen tekrar söylüyorum. Katlama sorularında soruyu eski haline geri getirin. Şimdi geldim hemen bizim bu testimizin son sorusuna. Gerçekten güzel gitti. Derste zevkliydi. Şimdi şekil 1'de ABC üçgeninin AC köşeleri sırasıyla DE ve FK boyunca ne yapmış? Katlanmış. Şekil 2 oluşmuş. Burada 80 derece var, 100 derece var, 55 var, 50 var, var da var. Mübarek her şeyi yazmışlar. Peki ABC kaç derecedir? Ben geldim hemen seninle birlikte şöyle bir şey yaptım, tamam mı? Burayı bir uzattım, burayı da uzattım. Şöyle burayı bir uzatalım. Gelin arkadaşlar şurayla bir birleştirelim. Tamam. Şimdi burada ne dikkatimi çekiyor? Bak şimdi iyi dinle beni. Ben bu üçgeni aldım, katladım buraya. Şimdi katlamanın olduğu yerde bak şurası senin kat çizgin. Bak unutma, burası senin kat çizgin. Kat çizgin boyunca ben ne oluşturacağım? Açıortay. Kat çizgin boyunca açıortay oluşturacağım. Hemen geldim. Kat çizgisini böyle senin için ne yapacak Emre Hocan? Tabii ki güzel çizecek. Şöyle. Şöyle kat çizgisini çizdim. Şimdi güzel insan, burası açıortay olacaksa mecburen bak 100 varsa şurası 40'a 40 geldi mi geldi. Tamam. Burası açıortay oluşturacaksa burası 80 geldi mi geldi. 80 40'a kaç yaptı? 120. Şuraya ne geldi? Tabii ki 60. Bak. Şimdi geldim hemen Emre Hocan senin için kat çizgisini tekrardan çiziyor. Şurası açıortay oluşturacaksa mecburen 55 olacak. Şimdi burası 50 ya. Bak geldim. Burada hemen açıortay oluşturdum. Buraya 50 yazdım. Çok kötü 50 oldu ama 50'yi gördük. 50, 55, 105. Şuraya kaç kaldı? Tabii ki 75 geldi. Şimdi benden ABC açısı, yani şu açı istiyor. Şurada bir 60'ım var. Nur topu gibi orada bana gülümsüyor. Bir de burada 75'im var. Topladın 135 yaptı. Değil mi? Hemen toplayalım. Ben 4 işlemde biraz sıkıntı yaşıyorum. 5, 7, 6, 13, 135. 180 olması için buraya da kaç kaldı? 45 kaldı. Cevap D şıkkında. Lütfen. Lütfen şurada göstermedim. Hemen tekrar gösteriyorum. Kat çizgisi bizim için çok önemli. Kat çizgisi boyunca açıortaylar oluşur. Onun da notunu almayı unutmayın. Sahnemizi çevirdik. Gerçekten çok zevkli dersti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sorular çok güzeldi. Ve ne yapacağız? Tabii ki oryantasyon testleriyle bu işi pekiştireceğiz. Hemen efsaneyi de bir hatırlatalım. Yani Bilgisayar Mal Geometri Soru Bankası Türkiye'nin geometri referans kitabı. Yani her kitap çok güzeldir. Ama bu kitap satış rekorları kıran bir kitap. Gerçekten işler bayisinin göz bebeği. Öyle. Ne yapalım? Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.